konforta ulaşmak kadar kolay diyebilirim. Bu cümleyi rahatlıkla kurabilirim. Bir aracı da boşuna ayın gözdesi yapmadığımızı orada net görecekler. Birçok donanımı, belki de şöyle söyleyeyim, aradaki farka normalde başka markalarda sadece cam tavan alamazsınız. Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Bugün sizlerle birkaç gün öncesinden de söylediğimiz gibi bir ayın gözdesi videosu çekmek için bir aradayız. O ayın gözdesinden de bir tık bahsetmiştik, küçük bir sürpriz olsun size demiştik falan, böyle birkaç cümle kurmuştuk. Ama tabii ki o ayın gözdesi videosuna geçmeden önce her zamanki gibi ne diyoruz? Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin, ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun, gönlündeki marka model olsun, tez zamanda olsun ama Kamer Plaza'nın olsun diyoruz. Videoya başlamadan önce şu notu ekliyoruz. Diyoruz ki bakın, bu dua çok önemli. Bu duayla birçok insan araba sahibi oldu. Özellikle abone olan kısmını atlamayın. Orayı da söylemiş olalım isim. Şimdi gelelim ayın gözdesi videosuna. Şimdi hangi ayın gözdesi? Önce onu söyleyelim tabii ki. Ağustos ayı gözdesi. Tucson'un yılın otomobili olan Tucson'un, biraz şımartalım onu çünkü hak etti. Ve yeni bir versiyonuydu aslında. Artık hepiniz de biliyorsunuz, biz hani kinaye olsun, şaka olsun diye öyle geçtik orayı, ama hepinizin de bildiği gibi Prime Plus paketinden bahsedeceğiz size. Prime Plus'tan niye bahsedeceğiz? Çünkü bence birazcık bahsedilmesi gereken bir paket olduğunu düşünüyorum. Biz konfortu bile anlatırken donanımıyla alakalı birçok cümle kuruyoruz. Diyoruz ki çoğu firmada üst pakette bile sunulmayan donanımı sağlıyor, veriyor size araç diyorduk. Yani bunun bir üst paketinde ne olabilir diye bazı insanlar da soru işareti veriyor. Bazı insanlar da, bazı misafirlerimiz de bizden daha iyi tanıyor olabilirler. Gelmeden bize anlatanlar oluyordu yani. Böyleleri de var. Ama dediğim gibi bu araç farklı bir araç. Ne açıdan farklı bir araç? Bir kere konforta sunulan bütün donanımı direkt sunuyor. Üstüne de birçok şey konuyor. Ve donanımın da öyle bıçak sırtı bir noktada bırakıyor ki. Hani bu tam işte bu diyecekleri bir donanım yani. Ya bu işte, ya bu olmalıydı diyecekleri bir donanım, ki en çok da bu aracın sorulma sebeplerinden birisi de o. Bir kere benzinliğe hızlı bir geçiş var. Orada 180 beygir turbolu zaten ispatlanmış bir motoruyla, 7'leri DCT şanzımanıyla araç zaten hani alıcısı hazır bir araç. Ama bir de şimdi böyle donanım olarak azıcık daha gösterişli bir şeyler niye yok bu arabada? Mesela dediğimiz zaman işte cam tavanı olsa iyi olurdu. İşte var. Cam tavanı var aracın. Hem de full cam tavan, ön kısım sunroof, harika bir görüntü. Elektrikli perde, elektrikli cam tavan. Hani anlatsak oradan da bir 3-5 dakikalık video çıkartırız yani biz Yusuf'la ikimiz. Şimdi geldik mesela diğerine, diğer bir özelliğine. Mesela 19 inçlik elmas kesim. Şu anda Elite Plus'ta da aynı jantlar mevcut. Yani jantlarım keşke şu Elite Plus'taki gibi olsaydı dediğinizde, o zaman Prime Plus buyurun. 4x2 bir araç bu arada bu. O zaman Prime Plus'tan alabilirsiniz diyoruz hemen. Ve yine geldik içeriye şöyle. Yusuf, deri koltuklar. Ki yeni kasada deri koltuklar çok klas gelmişti. Yani ben her zaman söylüyorum. Yani üstündeki o ince ince nokta işlemeler falan çok ekstra bir görüntü sağlıyordu araca. Onu kaçmamış. Demiş ki Prime Plus benzinlinin başlangıcın bir üst paketi, orta paketi. Koyalım deri koltuğu da, isteyenler ona da ulaşsınlar demiş. Onu da koymuş. Yeni bir teknolojiye adım atmıştı Tucson yeni kasasıyla. Buton vites dediğimiz muhteşem bir görüntü koymuştu. Mesela konforta onu sunmuyordu. Ya Prime Plus'a onu da koyalım demiş. Ya böyle bir cömertlik yok yani. Gereken her şeyi yapmış aslında sorarsanız firma. Buton vites özelliğini de koymuş araca. Demiş ki güvenlik donanımını da full verelim ki artık bizden isteyecekleri bir şey kalmasın. Bundan üstünü almak isteyenler de artık bir zahmet Elite, Elite Plus'a yürüsün demişler. Ve şerit takip çarpışma önleyici sistemi de araca koymuşlar. Haliyle araç ne olmuş? Ayın gözdesi olmuş. Belki de yılın gözdesi olacak. Geçen sene çektiğimiz videolardan sonra nasıl Tucson yılın otomobili seçildiyse, belki Prime Plus da Tucson'un içerisinde yılın gözdesi, yılın otomobili olabilir. Yılın donanımı olabilir. Şimdi araçta yine şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. Ben sadece farklarından, değişik özelliklerinden bahsettim ama yine bu araçta da elektrikli katlanır ısıtmalı yan aynalarınız mevcut. Hayalet ekranınız mevcut. Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma özelliğiniz mevcut. Çift bölmeli dijital klima özelliğiniz mevcut. Geri görüş ekranınız var yine bu araçta. Yani baktığınız zaman melek kanatlarını hiç söylemiyorum bile. Aracı zaten bambaşka bir noktaya taşıyordu. Yılın otomobilinin ayın gözdesi.
Yani Prime Plus'tan bahsetmek istedik sizlere. Böyle safir mavisi, çok da tatlı bir lacivert aslında tam Türkçesi. Çok da tatlı bir lacivertinden bahsediyorum size. Yılın gözdesi, ayın otomobili olarak da, yani ayın gözdesi, yılın otomobili olarak da sizlere Prime Plus'ı sunuyorum, takdim ediyorum efendim. Gerçekten klas bir araç. 1.6 benzinlisinin keske testi olsa da onu da denetebilsek diyorum. Bunu da eklemek istiyorum. Çünkü sadece testte dizel var elimizde. Ama en azından yakından görmek, yakından tanımak isteyenler için de Prime Plus araçlarımızda gelecek, gelmek üzere birkaç adet size sunma şansımız olabilir. Ama tabii ki az araç olduğu için de birkaç gün süremiz olabilir. Onun için size diyoruz ki Prime Plus aracımız mevcut. Mevcut olan aracımız da ayın gözdesi. Tabii ayın gözdesi olmak başkalarının da biraz gözünü korkutuyor. Orayı birazcık kabartayım Yusuf. Başkalarının gözünü korkutuyor, kıskanmalarına sebep oluyor falan filan. Hani orada bahsetmiş olduğum kişi değil tabii, otomobil. Elit'ten bahsediyorum size. Tucson'un biliyorsunuz gözdesi Elit'ti. Elit paket her yerde binilen, sunulan, her yerde aranan bir araçtı. Prime Plus çıktıktan sonra sanki acaba Elit'in papucu dama mı atıldı gibi bir düşünceler olabilir. Ama öyle bir şey yok. Bütün donanımlar öyle güzel serpiştirilmiş ki Elit şu anda az geldiği, hatta birkaç aydır da hiç gelmediği için Prime Plus o fırsatı biraz iyi değerlendirdi aslında. Ama Prime Plus Elit'i aratmıyor. Bu bir gerçek ama Elit'in bundan en büyük farkı neydi? Bir kere dizel oluşuydu. Yani bu araç benzinli olarak geliyor sadece. Ha şöyle söyleyeyim. Elit her zaman gönlümüzün gözdesi ama Prime Plus da yavaş yavaş da o gönle girmeye yavaş yavaş hak kazanıyor. Ve Prime Plus da bu ayın gözdesi olduğu gibi, biraz önce söylediğim gibi, yılın gözdesi olmaya da aday bir araç. Elit'in yerini almayacak, söz verdi, o bizim abimiz dedi ama kendini de ispatlamak istiyor diyoruz. Ve yavaş yavaş da ayın gözdesine son vermeden önce Yusuf'un bir sorusu var sanırım, oraya geçiyoruz. Abi seninle her zaman konuşuyorduk. Tucson donanımları içerisinde hani en hızlı, çabuk ulaşabilen donanım konforttu. Konforttu. Ama konforttan sonra, tamam diğer donanımlar da gördüğümüzde ama konforttan sonra biraz en çok ulaşılan donanım Prime Plus'mış gibi mi yani? Kesinlikle öyle. Kaldı ki bu ay liste fiyatlarında da görecektir misafirlerimiz. Konforta ulaşmak kadar kolay diyebilirim. Bu cümleyi rahatlıkla kurabilirim. Biliyorsunuz videolarda biz rakam paylaşmıyoruz. Çünkü zaten rakamlarımız, liste fiyatlarımız internette, sitemizde mevcut. Orada rakam farkını görürlerse ne demek istediğimi daha net anlayacaklar. Bir aracı da boşuna ayın gözdesi yapmadığımızı orada net görecekler. Birçok donanımı, belki de şöyle söyleyeyim, aradaki farka normalde başka markalarda sadece cam tavan alamazsınız. Biz cam tavanın haricinde cam tavan, 19 inç çelik jantlar, deri koltuk, buton vites, şerit takip, çarpışma önleyici sistem gibi toparlasanız bir araç parası edecek bir donanımı küçük bir farkla Prime Plus'a sunuyoruz. Prime Plus bunları da üst üste koyduğumuzda gerçekten ayın gözdesi diyoruz ve noktayı da koyuyoruz Yusuf. Ne diyorduk her zamanki gibi, videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin, ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun, gönlündeki marka model olsun, tez zamanda olsun ama Kamer Plaza'dan olsun diyoruz. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanı Özbek. Hyundai ile kalın, Kamer ile kalın. Hoşça kalın.